Gün, hani size bunu da söyleyeyim abi benim ya benim için çok büyük travmaydı yurt travma geçirdim resmen yani hani hiç alışık olmadığım bir şey insanlarla ben insanlara çok tahammül de edemem ee, yani mesela telefonla konuşmayı çok sevmem biri aradığı zaman çok yani mesaj atsın isterim yani çok aramasını da istemem insanların ee, ve yani yurtta böyle hiç tanımadığın insanlarla aynı odayı paylaşıyorsun, aynı tuvaleti paylaşıyorsun. Ya tuvaletin var ama ya senden 5 dakika önce adam girmiş, sen girem ya giremiyorum ben. Böyle bir enteresan bir şey yani. Halbuki yani olur da ne bileyim böyle, böyle yaratılış, fıtrat yani. Abi bir gün gece böyle 4 4.30 gibi e Yurtta sesler bilmem neler falan filan odaya giriyorlar çıkıyorlar. Ertesi gün benim bir yere gitmem gerekiyor. Erken kalkacağım. Geceden uyuyamadım zaten. Odada film izlediler. Bir tane arkadaşı odada bir arkadaşın arkadaşını çağırmışlar. Oturup işte Recep İvedik 4'ü izliyorlar falan ama hiç gülmüyorlar. Şöyle izliyorlar böyle. Hani sanki böyle evrimle ilgili bir evrim teorisiyle ilgili bir belgesel izliyormuş gibi izliyorlar Recep İvedik'i. Ha, uyuyamıyorsun uyuyorum böyle, böyle falan diye sesler geliyor böyle Recep İvedik'in sesleri geliyor falan. Gece dörtte gittiler ettiler falan. O gün saat dört buçuğa geliyor sabah yedide kalkmam lazım. Böyle her şey üst üste gelmiş yani abi çıktım. Bizim odadan çıkınca solda yangın merdiveni var. Ben yangın merdivenine gittim orada hüngür hüngür ağladım ya. Hani hüngür hüngür çocuk gibi ağladım yani. 18 yaşında falan işte o Hüngür hüngür ağladım böyle ben bu yurtta ne yapacağım falan diye. Sonra biraz alıştım ama hani bunu da kimseye anlatmamışımdır yani aramızda kalsın. Ağlamak kötü bir şey değil ama yani yurtta kaldım diye de yani ağlanmaz ki. Aşağıda 4 bölüm ama çok fazla farklı şeylerde yaşadım bir ara anlatırım size. Siz de Ahmet'in kanalına Baboliler Team'e şu anda bir abone olarak benim adıma Ahmet'e teşekkür etmiş olabilirsiniz. Mesela çok benim de hoşuma gider beni de çok mutlu etmiş olursunuz.